Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir vlog başlıyorum. Evde kim var biliyor musunuz? Neslihan Eğit geldi bugün ama bize. Ama sadece elimi gösterebilirim bakayım. Evet, şu an pek müsait değilken. Yüzüğün yok. Simba'yı yıkadım. akşam Emine geldiler. Yani daha Emre abi gelmedi de gelecek. Ben de çalışıyorum ama yani bu kadar böyle bir şey bu yıl. Evet, şimdi olmuştur artık. Mat 1 çözüyorum. Sayı çeşitlerinden devam ediyorum. Bir test sayı çeşitleri var. İki testte açık sayılar ve asal sayılar var. Bunları çözeceğim, bitireceğim şimdi. Sonra basit makinelere devam edeceğim. Bir de kimyadan ödevim var yarın için. Bugün okuldan erken çıktım. Ve zaten şu an geç de başlıyorum. Saat 6'yı 10 falan geçiyor. Çünkü arkadaşlar bir reg sancısı çekmişim. Böyle bir şey yok. Gerçekten. Kimse bunu merak etmiyor. Ediyorlar onlar benim hayatıma. Ettiğinizi söyleyin. Sancılı mı geçiyor acaba? Onu değil de yani hayatım. Başlıyorum o zaman. İşte matris. Şimdi mat 1'i kaldırdım. Kimyadayım. Kimyadan ödevim var ve yarına. Ne kadar soru olduğunu hemen söyleyeceğim. 12, 24, 34, 35, 45, 46. Çok soru var ya. Aman sayılacak gibi de değilmiş belki. Bir saniye, kaçıncı ders olduğuna bakıp geliyorum. Arkadaşlar çok şanslı bir insanım. Kimya son dersmiş. O yüzden böyle 3-4 testimi yarına bırakacağım. Çünkü zaten çok hızlı çöz yani. Kimya o kadar vakit almıyor. Ama ben bugün çok kötüyüm yani. Karnım çok ağrıyor. Teras yıkadım. Terası ağlayarak yıkadım. Yemin ederim ağlayarak. Çok kötüyüm. Evet yani gerçekten sorumluluklar çok zor yani. 1, 2. 3 test. Zayıf etkileşimleri bitireyim. Bunu da bırakacağım. Azıcık da basit lütfen. Azıcık da basit makineler çözeceğim. Sonra zaten Emre abi falan gelince artık kaldırırım burayı. Hazır mısınız netimi öğrenmeye? Bu videoyu cumartesi kadar uzatıp söz size netimi söyleyeceğim. Yani 20 net yapsam da söyleyeceğim. Umurumda değil. Okul şifreni falan. Evet gerçekten. Ama umurumda değil. 15, eksi 15 net yapsam bile söyleyeceğim yani. Öyle. En son 80'de bıraktım arkadaşlar. Ama düştüğünü düşünüyorum. Çünkü çok yani yazın başında falan 80'di. Sonrasında da hiç çözmedim. O yüzden böyle bir belki 70 küsürlerde olabilir diye düşünüyorum. Bu arada benim bir ajandam var biliyor musunuz? Artık bunu göstermek istiyorum. Çünkü ajandama bu netlerimle ilgili bir hedef yazdım. Ay aklıma geldi. Bu arada o kadar güzel bir ajanda ki. Fufizu. Fufizu. Ben aşağı hesaplarını bırakacağım. Bana gönderdiler ama gerçekten çok beğenmiyorum. Gönderdikleri için söylemiyorum ki biliyorsunuz zaten göndermiş şey yapmazmış. Bir anlaşmamız yok yani sadece ürün gönderdiler birbirinden göstermezdim ben mesela. Şimdi bakın içinde yıllık hedeflerinizi yazabileceğiniz. Ben şimdi üstüne beyin yoramadığım için yazmadım buraları. Yıllık hedeflerinizi ve işte nasıl mesela hedef 2 işte ulaşmayı düşündüğüm tarih. Bu hedefi nasıl başaracağım? Kimlerden yardım alacağım? Gibi böyle şeyleri var, bölmeleri var. Daha sonrasında bu yıllık hedefleriniz biraz uzun tabii. Geçi böyle. 3 aylık hedefler var. Bakın ben bunları yazdım mesela. 3 aylık hedefime TRT'de 95 artı net yapmak demişim arkadaşlar yalnız yani. Ama şöyle düşünün. 3 ay sonra yılbaşı geliyor. Hani yapmak da lazım gibi. O yüzden böyle bir şey yazdım. Artık gerisi Allah'ta. Sonra YouTube'da 80 bin abone olmak yazmışım. Bu sizin sayenizde olabilir. O yüzden abone olup oldurursak sevinirim. Şu an 70 bine geliyoruz. O yüzden 3 ayda da 80 bin yapmıyorsanız gerçekten sorgularım aramızdaki bağı. Kişisel hedefler falan var. İşte okumak istediğim kitaplar, öğrenmek istediğim şeyler gibi yerleri var. Sonrasında da gününüzü... Bakın şöyle bir bu arada aylık kısmı var. Onun haricinde bir gününüzü yarım saatinize kadar planlıyorsunuz. Böyle bir ajanda yani. Benim hayatım biraz boş yani yarım saate kadar dolmuyor ama eğer siz mesela bakın boş bir günden göstereyim. Yarım saate kadar saat sabah 6'dan başlıyor yarım saat 10.30'a kadar. O zaman dönüyorum artık gerçekten görüşürüz. Selamlar herkese. Bugün günlerden cuma 18 Eylül. Şimdi bugün neler yaptım? Bir 30 soru mat 1 çözdüm sabah okulda mutlak değer. Daha sonra az önce fonksiyon çözdüm. 40 soru falan olması lazım. Hesaplamadım. Kimya çözdüm 3 test. Şimdi Türkçe çözüyorum. 2. testimdeyim. Yazım kurallarına devam ediyorum buradan. Öyle ya. Of yoruldum. Yorgun bir günümdeyim. Çok iyi seviyorum. Bakın dünya üzerindeki en sevdiğim atıştırmalığı yaptım kendime. Size tarif verebilir miyim? Görüyor musunuz?
Üstünde nektarı var. Aynı şey şeftaliyle, muzla, çilekle, yani yoğurda yakıştırdığınız her şeyi yapabilirsiniz. Nektarı, pekmez, azıcık yulaf ve yoğurt. Mükemmel. Onun atıştırmalık ayrıca doyurucu yani. Mesela şu an saat 5 falan. Akşam yemeğine kadar. Çok iyi tutar diye düşünüyorum. Öyle ben şimdi Türkçe'ye devam edeceğim. Daha sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Bilmiyorum. Şey olabilir ya. Şu 1A B'den fizik çözmeye devam edebilirim. Birkaç testi kaldı basit makinelerden. Ona devam ederim. O şekilde. Bir de paragraf çözelim bugün. Son olarak bir soru sayımı toplayayım da soru sayıma göre de kendime görev ekleyip çıkartırım. Hiç tatmin etmeyen bir sayıysa mesela devam ederim yani. Neyse, o zaman ben şimdi Türkçe'yi çözmeye devam ediyorum. Arkadaşlar yani resmen mat 1 ile cebelleştim ve konunun daha doğal sayılarda toplama çıkarma olması ve benim cebelleşmem ve benim yarın denememin olması hani. Yemin ederim kriz geçirmenin eşiğinde bir insanım şu an. Size toplam soru sayımı söyleyecektim. Onu toplayayım ki ben de bir öğreneyim. Ona göre akşam ne yapacağımı şey yapacağım. Ama bir altın karmanın paragrafı vardı bende. Onun içinde böyle 5 tane yayının falan paragraf kitabı var. Şimdi birincisi Özde 1'di. Ben Özde 1 şimdi yayınının paragrafına başlayacağım. 300 soruluk bir kitapçık. İlk 3 testini çözerim dedim. Çünkü anlatım biçimi ve özellikleri 3 testte bitiyor. 8, 16 değil. Evet, 16 değil. 17, 9 daha 26 soru işte. Bunu çözeceğim. Bir 26 soru fix bana yazarız da. Önce bir hazırda yaptıklarımı hesaplayacağım. Çok yoruldum bu arada ya. Yani mat 1'in benim kadar yorması üzücü bir şey. Çünkü basit bir konu ve yarın mat 1'den 40 soruluk bir deneme var. Yani bütün TYT'lerimiz olacağız da. Sonuçta 40 soru da mat 1 içinde. Bu arada kütüphane için arkadaşlar kandıracağım dedim ya arkadaşlarımı. Kandıramıyor ama onlarlık da bir şey değil yani. Maskeyle ders çalışamayacağız yani. O yüzden kütüphaneye gidemiyoruz. Okulda kalacağız denemeden sonra. Sorduk boş sınıf oluyor mu diye. Oluyormuş. O yüzden orada kalıp orada soru çözeceğiz. Ben yine yarın hazırlıklı gideceğim. Öyle. Şimdi soru sayımı hesaplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şaka gibi 199 soru çözmüşüm yani. Neyse devam edeceğim sonra ama şimdilik ara vereceğim. Gideyim bir bölüm bir şey izlerim. Sonra yemek yerim falan. Akşam tekrar işte o paragraf zaten çözeceğim dedim ya onu çözerim. Sonra bitiririm günü ya. Ya zaten yarın çok çalışacağım. 120 soru deneme deseniz. Sonrasında da işte kalacağız bayağı. Demeden sonra bir kahvaltı ederiz diye düşünüyorum. Sonrasında full devam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Akşama kadar. Ya siz bir 10 saniye sonrasını göreceksiniz zaten. Ben şimdilik gidiyorum. Biri şey demişti geçen gün. 197 soru çözdüm demişken biri şey demişti. Niye 3 soru daha çözüp tamamlamadın? Bakın bu daha gıcık. 199'da bırakıyorum şimdi. Arkadaşlarım selamlar. Bugün günlerden pazartesi. En son sizinle cuma günü görüştük galiba. Bu da artık videomuzun son günü olacak. Ben -25 net de yapsam söyleyeceğim demiştim denememe. O yüzden bahsetmem gerekiyor farkındayım. Denemede toplam 73,5 net yaptım. Normalde 80'lerde yapıyorum. Biraz düşük geldi ama genel itibariyle de öğretmenlerim de zor bir deneme olduğunu söylüyor. Yani herkesin çok düşük geldi öyle söyleyebilirim. Hatta ben bu nette birinci oldum. Hani öyle düşünün. Durum çok kötüydü yani. Şu an yayından hatırlamıyorum ama zor bir denemeymiş. Bugün deneme analizi yapmayı öğrendik biz. Ben size de bahsedeyim istiyorsanız hemen nasıl yapabileceğiniz hakkında. Bize şöyle bir karne verdi ama yani size de illa verilmesine yok. Soruya baktığınız zaten ne konuda olduğunu anlarsınız. Burada Türkçe, sosyal, matematik ve fen dersleri var. İşte birinci soru sözcükte anlam ya da ne bileyim 26. soru sözcük türleriyle alakalı vesaire. Bütün sorular yazıyor ve yanlış yaptıklarımızı da görüyoruz. İşte bugün Rehber hocamız dedi ki yapamadığınız ve boş bıraktığınız hepsini yanına şöyle bir çizgi atın. Şu sarıları görüyor musunuz? Sarılar onlar. Daha sonra dedi ki bu zamana kadar bir aydır okul açık ya. İşlediğiniz ve yapamadığınızları böyle bir ekstra işaretleyin dedi. Benim gerçekten koca denemede sadece bir tane. O da şurada bakın pembeyle. Canlıların temel bileşenleri. Biyoloji çünkü ezber yani hemen unutuluyor. Ona tekrar başka bir kitaptan çözmeye başlayacağım. Canlıların temel bileşenlerinden bir soru kaçırmışım. Onun haricinde
hiç işleyip de yapamadığım soru yok. O yüzden kendime güvenim yerine geldi gerçekten. Demek ki en azından bu zamana kadar öğrendiklerimi anlamışım diye düşünüyorum. Yani matematik dahi yok çünkü. Bu arada Türk olmadığımı öğrendim. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar siz bilirsiniz benim Türkçemin ne kadar iyi olduğunu. Yani 37-38 yapıyordum ben. 40 soru var. 28 geldi Türkçem. Yani çünkü en son o düzenli paragraf çözdüğümde 11. sınıfın ilk dönemindeydik. Karantina girdi ve ben paragraf çözmeyi bıraktım. Ve bıraktım yani. Şu an Altın Karman'ın bir kitabı vardı bende. Böyle 5 tane yayın birlikte. Özde 1 vardı ilk önce. Özde 1'i çözmeye başladım bugün. 31 soru falan çözdüm. Öyle yani artık Türk değilim. Bunu söylemek istedim. Araya sıkıştırayım. Soru sayımı bir toplayayım. Bugün neler yapmışım okulda. Onu da söyleyeyim size hemen. Bugün biraz mat 1 ve fizik çözdüğüm için tabii ki soru sayım çok fazla olmamış. Ama yine de çok memnunum yani fizik çözmüşüm sonuçta. TET fizik olsa da Özkürt'te yani hesaplamalı bir şeydi. Neyse 31 tane paragraf çözdüm. 55 tane mat 1 çözmüşüm. 8 tane geometri çözmüşüm. Onu son anda çözdüm çünkü. 46 tane de fizik çözdüm. Şey yapacağım. Geometriye devam edeyim bir test falan daha çözeyim diye düşünüyorum. Haricinde mat 1'e devam edeceğim. Matbo yırttığım testlerim nerede? 3 testim kalmış mat 1'den. 2 tane bölünebilme kuralları, bir tane de karışık bir testim var. Onları çözeceğim. O bitmiş olacak en azından. Başka da ne çözecektim? Polinom çözme hayalim var bugün. Evet, polinom çözeyim birazcık da. Çünkü fonksiyon döneminde çok çalıştım fonksiyon ama şimdi polinomu biraz sanki boşluyormuşum gibi geliyor. O yüzden bunları da buraya yazıyorum. Ve. İlk olarak mat 1 ile çalışmalarıma başlıyorum. Bu arada saat şu an 9 falan olması lazım. Bizim okulumuz normalde 2'de bitiyordu, 2.30'da bitiyordu ya. 4.30'a kadar uzadı. 2 ders daha eklendi. Yani 8 saat ders görüyoruz. Çıkışta da pazartesi, çarşamba, cuma olmak üzere 7'ye kadar soru çözüm var. Bugün 7'de çıktım zaten. O yüzden şu an saat artık 9 oldu oturana kadar. Neyse başlıyorum. Canlarım, gelecekten gelip videoyu kapatmaya geldim. Biliyorum ki düzenli video gelmiyor ve bu konudan gerçekten hepimiz çok muzdarip. Biz sadece siz değil, ben de sevmiyorum video atmamayı. Ama enerjim yerinde olmayabiliyor, çalışmıyor olabiliyorum. Yani bir sürü şey var ve daha benim de hayatım tam düzene girmiş değil, öyle söyleyebilirim. Ama fırsatım oldukça atmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Görüşürüz.